Kemal şimdi kalkıyor bize bu noktada ahkam kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Biz millete efendi olmaya değil, istihdar olmaya geldik. Bırakın gelsin, bırakın gelsin. Gel hele, gel gel. Rica ediyorum Buni, Buni böyle o ismi adilik üstünden kaldırın, terörist değiliz. O değil tabi, kimse bak hiç kimsemiz tabii, terörist değiliz. Değil, değil, değil. Dinime, imanma Türkiye'liyiz. Öyle. Dinime, imanma Türkiye'ye zarar veren Allah belasını versin. Eyvallah, gel tokalaşalım şöyle bir. Tamam baba. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Türkiye zarar veren Allah belasını versin. Eyvallah. Türkiye'yi bu hale getiren Allah belasını versin. Eyvallah. İki gün önce Antep'e gittim geldim. Evet. 200 lira gittiğim yere 765 lira yakıt yaptım başkan. 765 lira ben yakıt yaptım. 200 liralık yere bu maliyetler yükselmesinde ne yükselsin? Sattığım hiçbir şey yerine koyamıyorum. Evet. Ne yapayım? Yok yani ya artık birileri dur demeli bu işe. Dur beraber diyeceğiz inşallah. Yani artık birileri beraber dur demeli yani yeter artık. Tabii, yeter artık. Yeter. Abi. Allah sizler razı olsun. Sağ olun. Bizde Kürt-Türk ayrılığı hayatta olmaz. Olmaz. Tabii. Siz de bizim başkanımızsınız. Hiçbir zaman eyvallah. Bizde ayrımcılık yok. Yoktur. Evet. Yalnız bu sıkıntılarımızı Allah razı için bir giderin. Gidereceğiz. Biz çok mağduruz yani. Ya bak burada 25 senelik esnafım. Evet. Dünyanın dükkan sahibim gelmiş bana diyor ki dükkanı boşaltacaksın. Sözleşmem yok diye beni dükkandan çıkarıyor bu yani 30'unda. Evet. Evim surdaydı, evim yıkıldı. Hiçbir yardım alamadım. Evet. 5 milyar sadece eşya parası alma zorunda kaldım. İki çocuğum babasıyım. Yani valla mağduruz. Evet. Size güveniyoruz. Artık her şey sizin elinizde. Halledeceğiz. Elinizde ne geliyorsa yapın. Kişi mi çalışıyorsunuz? Valla çocuklarımdır. Benimle beraber çalışıyoruz. Öyle mi? Yoksa çok, çok zor yani. Evet. Geçim gerçekten de çok zor. Evet. Bizden daha iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizi takip ediyoruz. İnşallah bir şeyler olur yani. İnşallah, yani, inşallah. Beraber düzelteceğiz. Yani, beraber. Türkiye'nin bütün bu sorunları aşma kapasitesi inşallah, var. İnşallah, inşallah. Beraber demokrasi içinde bu inşallah, halledeceğiz. İnşallah. Sizler kazanacaksınız ki memlekette huzur olsun. Olur, doğrudur. Aynen öyle, öyledir. Öyle. İnşallah hayırlara vesile olur i̇nşallah, diyoruz. İnşallah efendim. İnşallah. Tekrar baş gözesine sağ geldiniz. Olun, sağ olun. İkram edendik, oturmanızı değilse bu ama... Neyse bu kalabalıkta nasıl oturur? Gel çek ha. Çek bakalım. Diyarbakırlıyım, 1500 sene yaşadım. Eyvallah. CHP'liyim, 15 sene belediye incümen azalığım vardı. Eyvallah. Çalışmışım burada. Harane teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Genel başkanıma. Bunları bize verebilir bunu misiniz? Bunu sana hediye ettim. Aa, yalan. Çok teşekkür ederim. Müsaade et sana ben miyim? Bunlar tarih. Bunlar tarih. Bunları alacağız. Bunu... Efendim? Efendim bir bakalım buraya efendim. Efendim bu tarafa başkanım. Şöyle diyelim. Buyurun. Başkanımla beraber yalnız bir hatıra fotoğrafımızı alalım. İki ayrı fotoğraf. Evet. Abi kameraya. Partilere yardım yapıyor. Evet. Sizinki. Biz iftidara geldiğimiz zaman maaşı az olanları, emekli olanların bu hazine yardımını onlara yapacağım. Ben bunu senden istiyorum. Peki, peki. Hadi bakalım. Ben eyvallah. Ali Haydar Diyarbakır. Tamam, tamam. Eyvallah. İnşallah. O zaman sözünüzü aldım herkesin içinde. Diyarbakır'a geldiğimde nerede? Burada başkanım. Her zaman konak. Başkan, o da bir kadın. Geldiğinde bir kahvaltı burada yapacağız. Sözünüzü aldım. Tamam, söz aldık. Siz de takip edin, ben de edeceğim. Tamam. Markete gittim. 100 lira alışveriş yapan bir markette indirimli 15 lira yaptım. Peki bu 11 lira, 15 lira kurtarıyorsa niye bugün 39 lira, 34 lira kurtarmıyordu? Baba. Anlatabiliyorum. Anlıyor, gayet iyi anlıyor. Niye bu 15 lira kurtarılıyor da niye 39 lira kurtarmıyor? Demek ki kişiler
Kaçırma yapıyorlar. Hani bunu bir... Hay hay. Bunlara getirseniz. Getiririz. Şey olur yani. Memnun kaldım. Teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için memnun kaldım. Yani gerçekten 1970'lerde ben Ankara'dayken... Ne? Talep nasıl? Vallahi tek bir güzel sesle talep nasıl? İyidir. Güzeldir. Güzeldir. Evet. Yeni sanatçılar da var. Diyarbakır'da. Tabii sesi çok güzel. Diyarbakır'ın ünlü atı tipimiz aynı değil. Şarkı bülbülü diye hitap etti. Evet, şarkı bülbülü. Ama gerçekten de şarkı bülbülü. Bir para çekebiliriz başkanım. Çekeriz tabii. İnşallah devam ettiririz. Bugün bir şey zannetmiyoruz ama inşallah. Nasıl şeyler? Alışveriş nasıl? Hocam çok kötü, çok berbat. Evet. Yani hiç maalesef polyanacılık oynayamıyoruz. Evet. Bayağı kötü durumdayız. Size mi ait burası, kiralık mı? Biz işletiyoruz. İşletiyorsunuz. İşletiyoruz ama kiradır. Evet. Mülkiyet kiradır. Evet. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun, efendim. Allah razı olsun. Bereketli teşekkür olsun. Ederiz. Ayağınıza sağlık. Aynı zamanda da soyunun hiçbir yapmadığı Hoş geldiniz. Ben anlamıyorum. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Sizin köyden Karaca'dan geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Pek çok sorunuz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Çünkü perişan olduk bu sene. Ben olam perişan. Çünkü yem alamıyoruz. Ben anneme bakıyorum ama bakamıyorum. Annemin yerdedir. Kimse bakmıyor bize. Bir de tozda bir tek umudumuz sizsiniz diyoruz. Bize bir şey umut kapısı açmanızı istiyoruz. Hepsini halledeceğim inşallah. 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 Nabi Mevni çarpın ben. Ben katı en fıkır il başkanı. Ben de Mevni Nabi ve Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak isteriz. Bütün Türkiye ve hiçbir ayrım yapmaksızın. Kişilerin inancı, kişilerin kimliği, kişilerin yaşam tarzı, kişilerin dili ne olursa olsun. Önemli olan insansa ve o insanın bir sorunu varsa ben o sorunları çözmeye talibim. Beraber çözeceğiz inşallah. Birlikte çözeceğiz. Ortak karar verdiği zaman Sayın İstanbul komple işte verin İstanbul alın Türkiye'yi. Sizlerin o zaman tavrınızı sınırlayacak. Sizi hiç meraktan var. Öyle İstanbul'u verin, Türkiye'yi alın. Biz o işlere pabuç bırakmıyoruz. Hiç asla ve asla. Ne demek İstanbul, ne demek Türkiye? Türkiye hepsi bizim. Diyarbakır'da bizim, İstanbul'u da, Rize'si de, Kars'ı da, Kayseri'si de. Öbürü ayrıcalık. Öbürü cebini düşünen adamın kendi ifadesidir. Biz cebimizi değil, biz milletin cebini düşünüyoruz. Milletin cebine helal para girmeli. Alın terinin karşılığı girmeli. Biz bunu istiyoruz zaten. Dolayısıyla bundan da endişe etmeyin. Biz düzelteceğiz, beraber düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hep beraber olacağız. Ya kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz. Bütün kırgınlıklarımızı gidereceğiz. Varsa birisinin mağduriyeti... Özellikle dostlarımızın aşamamız var. Bunu İsmail yapabiliriz ha. Yo sağ ol, çok teşekkür ederim. Gayet güzel yemekler görünüyor. İşleriniz nasıl? Valla işleri kesikti bu. Evet. Yani bağırlık biraz var. Sıkıntılı, esas bağırlığın sıkıntılı. Nasıl yapalım bunu? Düşünüyoruz yani. Evet. Bağlılık bayağı var yani. Var. Ya desen var, tüp desen var, ne desen hep bağlılık var yani. Öyle. Akşama kadar çalışsanız o günkü masrafımızı çıkaramıyoruz, karşılayamıyoruz yani. Evet. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Peki efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size hoş geldiniz. Oranınızı bozmayı üzerecek. Sıkanınızı. Gazaline Ay gaza alay
çıkart ya ve zalime kaydı elimine ve elmalarına Kanadını sıdko sefa kane şefi eba vefa kane Muhammed Mustafa kane şefi eba vefa kane Muhammed Mustafa oldu öyle mi? Evet. Sayın Genel Başkan, özellikle Diyarbakır'a gelişinizi devamlı her zaman isteriz. İnşallah. Her zaman ama bizim gerçekten Diyarbakır'ın sorunları var. Evet. Özellikle son yıllarda ve bu son aylarda Sur'da yapılan bazı olumsuz şeyler var. Hı. Yani bize hem evler boşalıyor. Evet. Niye evler boşalıyor? Huzursuzluk olduğundan dolayı. Yani ne huzursuzluğu? Uyuşturucu ve hırsızlık. Yani artık vatandaş evet. bunları bırakıp gitmeyi istiyor. Evet. Ha biz yetkililere de haber vermemize ve söylememize rağmen hiçbir şey çözülmüyor. Şimdi aşağı yukarı bütün televizyon kanalları burada ve sizin söylediklerinizi duydular. Evet, sizin söylediklerinizi de duydular. Sizin beklentileriniz ya da talepleriniz ya da önerileriniz sadece sizin olmaktan çıkmış vaziyette. Bütün Diyarbakır'ın aslında talepleri böyle, beklentileri böyle. Huzur istiyorlar. Herkesin evinde rahat yaşayabileceği bir ortam istiyorlar. Herkes gelir istiyor, kazanç istiyor, huzur istiyor, kucaklaşmak istiyor. Biliyorum büyük sıkıntılar var, bunun da farkındayım. Zaten o sıkıntıları yerinde görmek ve sizleri dinlemek için buraya geldim. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bütün bunları aşacağız, birlikte aşacağız, İnşallah kucaklaşacağız, inşallah. Sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz, dertlerimizi paylaşacağız. Sorunlarımız varsa bu sorunları akılcı politikalarla nasıl çözebiliriz? Uyuşturucu sorununa değindiniz, çok ağır bir sorun bu. Türkiye'nin her yerinde maalesef var. Bakın hiçbir uyuşturucu baronu hapiste değil. Ama bir laf etti diye yakalayıp hapse atıyorlar. Niye uyuşturucu baronları hapiste değil? Bu uyuşturucu baronların arkasındaki siyasi güç hangisi? Bunları da düşünün, bunları da sorgulayın. Biz de sorguluyoruz. Bu konu üzerinde de duruyoruz ayrıca. Efendim size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Moralinizi bozmayın. İnşallah hep beraber Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız. Ne kapı bırakıyorlar, ne pencere bırakıyorlar, ne lügat kapağı bırakıyor, ne elektrik kablosu bırakıyorlar. Hiçbir şey yok yani. Ama müdahale de yok yani söylememize rağmen. Muhtarım, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır derler. Derim. Her yerde söylerim. Doğru. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir kişinin işi olursa, işi gücü olursa, evine ekmek götürürse, huzur içinde gelir elde ederse, alın terinin karşılığını alırsa bu tür olaylar da olmaz. İşin derinine inmek lazım biraz, işin kökenine inmek lazım. Hiçbir insan gidip de rögar kapağını çalmak istemez. Ama açsa ne yapsın bu adam? Dolayısıyla olayı biraz da bu cepheden bakmamız lazım. Ama dediğim gibi az kaldı. İnşallah hep birlikte Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. İnşallah. Peki İnşallah. Efendim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Büyük İzmir ekranlarından 8. günden hepinize merhabalar. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde yaşananları ekranlarınıza getirdik. Onu konuşacağız. Onunla birlikte Bayraklı'da hafta sonu yapılacak olan seçimin, yani Bayraklı Kongresi'nin
Öncesinde konuşulanları da, kulislerde konuşulanları da konuşacağız. Kılıçdaroğlu ne diyordu? Kabahat bizde, biz sizin yanınıza gelmedik, sizinle oturmadık, dertleşmedik. O yüzden de aramıza mesafeler girdi. Vatandaşın derdini dinleyeceksin, dertlerine çözüm bulacaksın diyordu. Bu arada Devlet Bahçeli Antalya'daki diplomasi forumundaki barış arayışını kundaklama girişimidir diye bir tweet attı Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ilgili. Diyarbakır'da çok şeyler tartışılıyor şimdi. Bir konuşalım. Evet, sevgili Mithat Umutoğulları, ne diyeceksin Diyarbakır ziyaretiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun? Hani şey vardır ya, futbolda bir şey vardır. Rakibin hiç beklemediği bir hareket yapar ve maçın hani sonucunu kendi lehine çevirir. Şimdi aslında CHP'nin Diyarbakır hamlesi de böyle oldu. Şimdi sanıyorum CHP'lilere bile hani böyle bir şey beklemiyordu. Bu kadar ilginin olacağını beklemiyordu. Tabii şifrelerine bakmak lazım. Niye bu kadar ilgi gördü? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gezisi özellikle Kürtler tarafından niye bu kadar olumlu karşılandı? Ona bakmak lazım. Şimdi birincisi uzun zamandır Türkiye'de olan bir ekonomik kriz var. İki, özgürlükler çok tartışıldı. Hatırlarsan sevgili Refik abi, bu Kürtlerle ilgili özellikle AK Parti'nin 2004-2009 yılları arasında ciddi bir açılım hikayesi vardı. Evet. Hikaye diyorum çünkü hikayede kaldı. Burada hatta İzmirli gazeteciler olarak da bizler de AK Partili milletvekillerinin yapmış olduğu organizasyonlarla Diyarbakır'a birkaç defa bu Kürt açılımına destek vermekle birlikte buradaki siyasi parti yöneticileri ve dernek üyeleriyle beraber gitmiştik ve orada gördüğümüz tablo yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlerken gördüğümüz tabloydu ve Diyarbakır halkının o barış büyük coşku vardı o zaman. Barışa kendilerine sunan barış fırsatını değerlendirmek için müthiş çabaları vardı. Şimdi dolayısıyla hani böyle bir havada özellikle özgürlüklerin çok konuşulduğu ve baskıların çok arttığı bir dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi gerçekten çok belki de hani iktidarın beklemediği bir şeydi. Dolayısıyla Diyarbakır halkının da müthiş bir teveccühü var ve CHP de artık şunu öğreniyor. Ben aslında şunu bu ziyareti şöyle yorumluyorum. CHP Kürtlerle barıştı. Bir barış imzaladı aslında Diyarbakır'da. Böyle yorumlarsak hani çok doğru yapmış olur. Çünkü çok uzun zamanda özellikle Deniz Baykal'ın 18 yıllık iktidarı döneminde neredeyse Kürtlerin varlığını kabul etmeyen, biliyorsun Türkiye'de ilk Kürt raporunu yazan Cumhuriyet Halk Partisi'dir ama Baykal döneminde daha çok layık Atatürkçü bir çizgi çizerek Kürtlerin varlığını kabul etmeyen ya da onları yok gören, yok sayalım demeyelim de iş görmeyen, onların sorunlarını çok gündeme getirmeyen bir partiydi ve daha çok böyle deniz kenarlarına sıkışmış, sahil beldelerine sıkışmış bir parti havasındaydı CHP. Dolayısıyla Kürtlerle o bağı kopmuştu. O dönemde işte iktidar AK Parti'nin özellikle 2004 sürecinde itibaren başladığı açılım şeyle Türkiye'de artık Kürtlerin konuşulduğu, Kürt meselesinin artık böyle çok açık konuşulduğu, çok cesur adımların atıldığı bir döneme girdik. Hatta onunla ilgili tabii hakkını vardı. Teslim etmek lazım. Bir video vardı. Hatta neler yaşandı diye böyle çok radikal bir video vardı. Onu da koyduk. İstiyorsan bir onu izleyelim. Tabii. Hazırsa onun üzerine konuşalım. 3 dakikalık bir videomuz var. Onu izleyelim sevgili seyirciler. Geçen hafta "Ne mutlu Türk'üm" diyene yazısının kaldırıldığı Diyarbakır'da bu hafta sonu da Kürdistan kelimesi kullanıldı. Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.
Başbakan Erdoğan'ın onur konukları peşmerge lideri Mesut Barzani ve şarkıcı Şivan Perver'di. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani. Ancak her iki isim de 40 bin cana mal olan terör örgütü PKK'ya açık desteğiyle biliniyor. ...37 yıldır Türkiye'ye gelemeyen Şivan Perver... ...İsveç'te verdiği bir konserde... ...Türkiye'yi terörist devlet ilan etmişti. Mr. Abdullah Öcalan is... ...a fighter of freedom and peace... ...the terrorist. Believe me. Believe me. The terrorist is Turkish government. Aynı isim cumartesi günü... ...Diyarbakır'da Başbakan Erdoğan'la birlikte sahneye çıktı. Kürdistan... ...Bölgesel Yönetimi Başkanı... Sayın Mesut Barzani. Ve Barzani. Bizzat Başbakan Erdoğan'ın ifadesiyle PKK'ya yardım ve yataklık yapan Barzani de yine aynı şekilde onur konuğuydu. Saygı duruşu... Başbakan Erdoğan ise konuklarına jest üstüne jest yaptı. Irak'ın kuzeyindeki peşmerge yönetimi için Kürdistan ifadesini kullanan Erdoğan bir ilke imza attı. Kuzey Irak, Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın açıklamasına göre Erdoğan bu ifadeyi bilinçli olarak kullandı. Gelecek çok daha farklı olacak. Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Erdoğan dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak ifadesiyle APO'yu da kapsayacak bir genel af sinyali verdi. Cumartesi günü düzenlenen törenlerde sözde barış mesajları veren Barzani ve Perver ise pazar günü ağzından baklayı çıkardı. Şivan Perver düzenlediği basın toplantısında Öcalan'ı ziyaret etmek isterim. Benim için şeref olur. Halkın sevdiği Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan barış sürecini başlattılar. Herhalde bir gün kapılar Sayın Öcalan'a da açılır. Evet, dediğim o, gibi o dönem bunlar da yaşandı. Yani dediğim gibi, yani AK Parti'nin de bu konuda yapmak istediği şeyleri yadsıyamayız. Yani o dönemde bunu çok istediler. Ama ne olduysa sonradan masayı tekmeleyenler oldu ve bu iş bitti. İşte masayı kimin tekmelediği hala tartışılıyor. Yani o şimdi HDP ile konuşuyorsunuz, HDP başka bir şey, AK Parti yöneticileri başka bir şey söylüyor. Tabii ki durumu bakın, hani istismar edenler illaki olmuştur. Hı hı. İşte Şivan Perver'in Diyarbakır'da konuşup arkasından kestim ben o bölümü. Hı hı. Arkasından işte Abdullah Öcalan'a da özgürlük gibi hani artık işin ucunu, hani Türkiye buna hiç hazır değilken, evet, AK Parti bütün bu eleştirilere rağmen Kürt sorunu masaya yatırmışken, hı hı, böyle duygusal tepkiler vererek ve Türkiye kamuoyunun hazır olmadığı bir şeyi söyleyerek aslında zaten bunu baltalıyorsunuz. Tabii. Yani dolayısıyla Türkiye buna hazır değil ama o dönem AK Parti gerçekten hem Kürtlerle ilgili yapmış olduğu, hem azınlıklarla ilgili yapmış olduğu o açılım meselesi önemliydi ve Türkiye'de çok geniş kitlelere ulaşmıştı ve AK Parti çok büyük teveccüh görmüştü. Ama bu süreç ne olduysa bir anda HDP'nin güçlenmesi, Selahattin Demirtaş'ın bir aktör olarak sahneye çıkması, ardından PKK'nın artık Kürt meselesiyle ilgili çok gündeme gelmemesi, hı, HDP'nin artık bundan söz rolü üstlenmesi bir anda birçok kesimi rahatsız etti. Evet. Zaten iş ne olduysa artık Selahattin Demirtaş'ın bir aktör olarak ortaya çıkmasından ki en son biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız dedi. İş ondan sonra koptu. Evet. Şimdi tabii bu süreçler yaşanırken özellikle dokunulmazlıkların kaldırıldığında herkes dokunulmazlıktan kaldırmasının yanlış olduğunu söylemişti ama CHP ısrarla bunu söylemiş ve en son hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı o kartı masaya koymuştu ve dokunulmazlıkları kaldırmıştı. Evet. Dokunulmazlık kaldırıldığında işte iktidara muhalif olan ya da benimsemediği kişiler işte gözaltına alıp cezaevine atıldı. Hatta bunun içinde HDP eş başkanlarının ikisi de vardı. Şimdi dolayısıyla bunlar neyi önümüze koydu Refik Bey? Bunlar hepsi artık Türkiye'nin
demokratikleşme sürecinde ciddi yaralar almasına ve halkları kutuplaşmasına neden oldu. Hı hı. İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti bu yüzden önemli. Diyarbakırlıların Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar ilgi göstermesinin, bu kadar dertleşmesinin, sokakta bu kadar onunla beraber konuşmalarını, çaba göstermesinin tek sebebi bu. Yani ama bunun da işte altının doldurulması lazım. İşte muhatap bulamıyor. Ovada kalmaması lazım. Şimdi muhatap bulamıyor. Evet. Örneğin Diyarbakır'da Kürt sorununu Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğunda bunları gündeme getirdiğinde Türkiye'de kimse Kürt kelimesini kullanamıyordu. Tabii. Ve şimdi işte, herkes çok rahat. İşte yayında izledik işte ne diyor? Kuzey Kürdistan diyor, Doğu Kürdistan tabii diyor, Batı Kürdistan diyor. Mesela yani, kadınlar da kahvaltıda bir araya gelmiş şey. Kemal Kılıçdaroğlu. Ve katılanlar da çok ilginç isimler var bu kadınların arasında. Türkan Elçi var mesela. Tahir Elçi'nin eşi. Nebahat Akkoç var, Kamer Vakfı Başkanı. Zeynep Mızraklı var, Selçuk Mızraklı'nın eşi, kayyumdan evvelki Büyükşehir evet Belediye Başkanı. Remziye Tanrıkulu var. Rojda Kaya var, Güneydoğu İş Kadınları Dernek Başkanı. Fakat orada bana da ilginç geldi, bir eleştiride bulunmuşlar Kılıçdaroğlu'na. Kürtlere dair bir ifadenin yer almaması, HDP'nin bunun dışında tutulmasını eleştirmişler. Şimdi CHP üzerinde ciddi bir baskı var. Hı hı. Yani hem iktidar... Ama bu arada lafını kesiyorum. Bu arada o altılı koalisyonun, o masanın etrafında toplanan altı parti liderinin Atatürk ifadesinin de o yapılacakların arasında yer almamasına CHP tabanından müthiş bir tepki var. Yani Atatürkçü tabandan da müthiş bir tepki var. Şimdi iki arada bir derede kalmış gibi sanki Kılıçdaroğlu. Ne diyorsun? Ya şöyle, şimdi tabii şimdi şöyle, yani Atatürk ibaresinin onu çok incelemedim. Şimdi söyleyince dikkat ettim de. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında ilk dört madde değiştirilemez diyor. Hı. Zaten onun yasa bir güvence altına almış. Şimdi biz hep neyi eleştiriyoruz? Dini sürekli konuşanlar ne diyor? İstismar ediyor diyoruz. Şimdi Atatürk'ü de yıllarca CHP Atatürk dedi, işte laiklik dedi, bilmem ne dedi. İnsanlardan bir süre sonra yani CHP'nin içinde bulunduğu durumun sebebi de o. Onun çok konuşuyor olması, onun çok tek tek olması, onu kendi tekenini alıyor olması. Yani CHP dışında kimse Atatürkçü olamazdı. Ya bugün işte İktidar Partisi'nin de yaptığı gibi. Yani din sanki onların tekelinde ve her konuştuklarında işte hani dini sanki patentini AK Partililer almış ve bütün muhafazakar onlar. Yani CHP'li olan biri genel anlamda hani bunu söyleyen yok ama en çok dillendiren işte CHP dinsiz bir parti ya da bilmem ne parti. Bu çok söylendi. Bunlar seçim propagandaları kullanıldı. Doğu ve Güneydoğu'da birçok yerde buna benzer haberler yayınlandı. Şimdi dolayısıyla hani kimsenin tekelinde değil bu işler. Şimdi burada esas olan şu. Şimdi adam gidiyor diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu şunu gördüm ben sokakta. Şimdi şu videoyu izlerken onu gördüm. Şimdi sokakta diyor ki vatandaş diyor nasıl işler diyor. İşin tadı tuzu yok diyor. Mazot alamıyoruz diyor. İşte evimize ekmek götüremiyoruz. Bu tabii sadece Güneydoğu'nun problemi. Yok yok ben şeyi söyleyeyim. İnsanların önceliği artık bu olmuş. Evet. Yani sonuç itibariyle yani ne diyor adam işte diyor ya diyor hani Türkiye'deki meseleler konuşulsun diyor. Evet. Tartışılsın diyor. İşte Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu geziyor. Bakın Refik Bey bundan bir önceki seçimdi galiba. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde İzmir'de ilk defa kordonda gezdi. Kordonda evet arabayla geçmişti. İzmirliler inanılmaz teveccüh göstermişti. Evet. Alkışlayanlar, Sayın Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulunanlar oldu. Yani bu şunu gösterdi. Ne İzmir CHP'nin tek elinde ne de Diyarbakır HDP'nin tek elinde. Evet. Yani siz sokağa indiğinizde vatandaşın kapısını çaldığınızda onun yanına gittiğinizde ona karşılık veriyor tabii. İşte reaksiyon gösteriyor. Evet. Düşünsenize yıllarca hiç Diyarbakır'a gitmemişsiniz. Şimdi Diyarbakırlı vatandaşla nasıl buluşacaksınız? Nasıl görüşeceksiniz? Nasıl onların dertlerini alacak? Şimdi Kemal Bey sokakta geziyor. Bu işlerin güzel liderlerden Meral Akşener yapıyor mesela. Hı hı. Sürekli sokakta gidip esnafla konuşuyor, vatandaşla konuşuyor.
birebir reaksiyon sokaktan alıyor. Evet. Şimdi Kemal Bey de bunu gördü. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da bence CHP'nin CHP açısından önemli bir adım attı. Ve CHP Kürtlerle bir barış masasında buluştu. Bu bence CHP açısından çok önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi özellikle son 5-6 yıla baktığımızda işte Millet İttifakı'nın kurulması, yerel seçimlerde belediyelerin kazanılması arkasından bütün yani yapılan bütün hani ayrışma çabalarına rağmen o muhalefet cephesini bir arada tuttu. Yani dolayısıyla mesela Kürt sorunuyla ilgili zaman zaman HDP'yi muhatap alınacak aktör olarak görülmesini ifade etmesi. Dolayısıyla bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 5-6 yılda yapmış olduğu hamleler ve hamleler artık sonuç vermeye başladı. Hı hı. Nasıl AK Parti iktidardayken Doğu ve Güneydoğu'da işte gidip oradaki insanlarla kontak kurup onlardan oy isteyip hizmet veriyorsa, şimdi hep eleştiri vardı Ankara'dan öbür tarafa gidemez CHP diye. Bak işte CHP şimdi Diyarbakır'a gidiyor. Şimdi dolayısıyla Diyarbakır'a Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gittiğinde cumartesanelerini ziyaret ediyor. Diyarbakır'ın ziyaret ediyor. Gidiyor. Orada da bir şey var sanki. Başka bir şey anlatacağım. Şimdi Tahir Elçi'ye gidiyor. Eski baro başkanı öldürülmüş. Ya şimdi diyor ki şimdi şeye bakıyorsun. Bizim şu kafana çıkmamız lazım Refik Bey. İktidara yakın medya. Zaten bu ülkenin bu hale gelmesinin tek büyük sebebi iktidara yakın olan medya kuruluşlarının sadece ve sadece iktidara yaranmak için abuk subuk saçma sapan haberler yapması. Bunun bir de tam karşılığı var. Diyor ki, ya şimdi gidiyor diyor ki adam, ya şimdi daha adım Diyarbakır'a gitmemiş, Diyarbakır ziyareti başlamamış. Diyor ki işte CHP'li Kılıçdaroğlu bugün gerçekleşti Diyarbakır gezisinde HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret edecek. Ne var bunda? Yok. Ya birçok gazetede bu haberler çıktı. Diyarbakır'a gideceği gün. Ne var bunda? Tahir Elçi'nin, Baro Başkanı Tahir Elçi'nin karısını ziyaret etti. Ne var bunda? Yani ne olabilir? Ne nasıl bir mahsur olabilir? Hayır şimdi Tahir Elçi şey değildi ki. Ben başka bir şey söylüyorum. Vatan haini falan da değildi üstelik. Ki öyle dahi olsaydı. Ya bir şey soracağım suç sana. Bireyseldir. Yani onun karısını ziyaret etmesi. Şimdi Abdullah Öcalan tutuklu değil mi? Evet. Abileri, kardeşleri, Antalya'da gidip ziyaret edebiliyor değil mi? Elbette. Şimdi onu Abdullah Öcalan suç işledi diye öbürlerini de aynı kefeye koyuyor musun? Tabii canım, mecliste yeğenleri var. Hayır, ben başka bir şey söyleyeceğim. Aha. Şimdi bunu koyabiliyor musun? Koyamıyorsun. Koyamazsın tabii. Dolayısıyla suçun şahsiyeti diye bir şey var. Türkiye'deki temel sorun şu. Biz şundan artık vazgeçmemiz lazım Refik Bey. Sadece birilerine yaranmak adına gözlerimizi kapatıp beyazsa o beyaza kara demeye devam etmememiz lazım. Yalnız ülkenin içinde bunu sadece iktidara yakın olan medya yapmıyor. Ben başka bir şey söyleyeyim. Bak ben yani bunun tam karşısında muhalefetin medyası da oluştu biliyorsun. Birkaç tane de olsa. Onlar da sabahtan akşama kadar iktidara küfrediyor. Tamam. Ya da İşte bu ne yapıyor? Toplumda ayrışmayı getiriyor. Yoksa bunu ben Kürt değilim. Bunu tek Kürtlerle hiçbir problemim yok. Bunun tek sorumlusu kim biliyor musun? Kusura bakma. Bunun tek sorumlusu da hani bütün insanların kutuplaşmasını sağlayanlar siyasetçiler. Elbette öyle canım. Yani medyanın da bu... Yani halkın zaten bir problemi yok ki. Kürt'ün de Alevi'nin Sünni'yle bir problemi var mı? Dünyadaki bütün demokratik ülkelere bak. Niye medya kuruluşlarının böyle bir derdi yok? Ya dünyada hiçbir yerinde iş adamlarının televizyon patronluğu, medya kuruluşlarının patronluk yaptığı görülmemiştir ya. Bizde var. Bizdeki bütün gazetelerin. Bizde de olmak zorunda. Bizdeki bütün gazetelerin. Bizde de olmak zorunda biliyorsun. Sen de medya patronuydun. Ne oldu? Yani bir yere kadar taşıyabiliyorsun, bir yerden sonra kıtın kesiliyor. Allah'a bin şükürler olsun. Alnımızın akıyla yaptık. Çok şükür. Bıraktık. Çok şükür. Bizden alan arkadaşlarla aslanlar gibi yapıyor. Ben hani bu anlamda hani medyanın artık hani bir tabiri var ya, kabak tadı verdi. Evet. Ya siyasetçiler şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi Sayın Tayyip Erdoğan diyelim ki
tamamen atıyorum CHP'nin güçlü olduğu yerlerden bir tanesi neresi? İzmir. İzmir'e geldi, dolaşıyor. Bir bakıyorsun bir muhalefet liderinin partisinin bir başkanı çıkıyor. Abuk sabuk şeyler ya. Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili söylediği cümle ya. Sen girişte söyledin. Evet. Mi? Ya bu böyle bir şey, böyle bir şey olamaz. Ya Kemal Kılıçdaroğlu efendim şeyle Rusya Dışişleri Bakanı'yla bilmem ne Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Başkanı bir araya gelmiş. O gün Türkiye'den ayak duracak. Niye? Ya zaten bu işi organize eden hükümetin kendisi zaten tabii. Dışişleri Bakanı zaten gitmiş. Evet. Toplantıya katılmış, toplantıdan sonra açıklama yapmış. Bütün gelişmelerle ilgili bunu hayır zaten yapmış. Orada o konuşuluyor. Yani Diyarbakır'a da gidebilir şey Kemal Kılıçdaroğlu. Hayır, ne konuşulacak? Neyini sabote etmiş? Onu anlamadım ben. Diyor ki ne diyor orada? Bir araya gelen Rus Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir. Bu dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Ya neyin operasyonu çekecek Kemal Kılıçdaroğlu? Ne için operasyon? Yani ne yapacak Rusya ve Ukrayna'da Dışişleri Bakanı'nın? Ya böyle bir şey olur mu ya? Zaten Kılıçdaroğlu da emojiyle karşılık vermiş olur. Bir gülücük emojisi atmış. Ama bakın Türkiye'de İktidar Partisi'nin İktidar Partisi'yle beraber bu ülkeyi yöneten MHP Genel Başkanı'nın artık böyle şeyden vazgeçmesi lazım. Bu hani bu ülkeyi yöneten demeyelim. Ya, yani ortaya küçük olan da. Tamam küçük ya, olur mu? Koalisyon söz konusu değil mi burada canım? Neyi koalisyon söz konusu? Dışarıdan destekliyor. Şeyin içinde bakanı yok ki. Tamam yok da mesela o şey içerisinde ciddi bir örgütlenmeler var. Emniyet içerisinde var, hastanelerde var, Sağlık Bakanlığı'nda var. Şey birçok yerde. Yani kendi efendim? Yani bir insan polis memuru MHP'li diye bunun şeyi kadrolaşıyor. Yönetim ortağı falan diyemeyiz. Kadrolaşıyor beyefendi. Şu an kadrolaşıyor MHP. Devlet kurumlarında artık kadrolaşıyor. Nasıl bir dönem şey kadrolaşmıştı. Peki devlet kurumlarında kadrolaşmış, kadro almış CHP'li bir vatandaş yok mu? Var. O zaman o da mı kadrolaşıyor? Öyle demeyelim. Yani CHP'li olmuşsa da çok eski olmuştur. Müdürse görevini almıştır, düz memur olarak yapıyordur. Ya bunu sen benden daha iyi biliyorsun. Ya şimdi biz başka bir şey yapamayız. Neyse. Ya da açığa alınmıştır. Dışarıda işsiz güçsüz dışarıda hiçbir görev olmadan bekliyordur. Yani onu şimdi beni polemiğe çekme de. Ya sen benden daha iyi biliyorsun ne olduğunu. Şimdi dolayısıyla hani bu kadar gayri ciddi açıklama yapmak hani bu maçlarda şeyler var ya amigolar gibi yani. Bir partinin genel başkanı bu tip şeylere destek vermesi lazım Refik Bey. Yani Diyarbakır'a Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş ne yapmış? Ülkemiş cephesinden öyle bir tepki gelmedi zaten. Ben de onu söylüyorum. Zaten hükümet cephesinden nasıl bir tepki geldi? Hayır yani şey yani destek gibi. Hani Bahçeli'nin söylediklerinin ben destek başka, gibi bir şey. Ben de diyorum ki bizim artık dilimizi değiştirmemiz lazım. Elbette. İnancımız, ideolojik düşüncemiz, sağcı olalım, solcu olalım. Ya dünya bak, dünyada sınırlar kalkıyor. Evet. Avrupa'da kimliğinle bütün ülkeleri geziyorsun. Buradan Yunanistan'a girdiğinde bir daha kimse senden pasaport soruyor. Ya bak yanımızdaki komşumuz. Oradan içeri giriyorsun. Kimse bizden artık kimlik sormuyor. Biniyorsun ta Avrupa'nın senin ülkesine git. Dünyada sınırlar kalkıyor. Biz hala oturmuşuz. Başka şeyler anlatıyorsun. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'ın ziyareti iktidar cephesinde ciddi bir rahatsızlık benim şahsi kanaatim yaratmıştır. Bir korku salmıştır. Tedirginlik. Evet, aynen. Senin gibi daha kibar bir şeyle söyleyeyim. Tedirginlik yaratmıştır. Dolayısıyla ben bundan sonra CHP'nin Doğu ve Güneydoğu'da Refik Bey çok daha orada vaatlerinin altını doldurması lazım. Evet. Mesela Kılıçdaroğlu ne diyor? Tamam çözeceğiz. Dertlerinizi biliyoruz. İşte, mesela ben şey çıkışın çok bana göre çok cesur bir çıkıştı. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler tutuklanması. Cezaevindekileri serbest bırakacağız. Biz gelirsek serbest bırakacağız dedi. Ama o da
farklı tepkilerle karşılaşabiliriz. Ya ayrı. Şimdi siyasette. Kardeşim Türkiye'de ne şimdi? Hayır, herkesi memnun edemezsiniz. Hayır, sana. Herkesin de memnun etmekten bahsetmiyorum. Türkiye'de hangi şey cümle? Adam o cümlenin içinden başka bir şey çıkarıp onu hemen şey yapıyor, sabote ediyor. Yani şimdi şu bantta az önce izlediğimiz Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı olduğu kaseti içindeki aktörleri değiştirelim. Hayır, orada da Megri ön plana çıkarmadılar mı? Hayır, ben başka bir şey söyleyeceğim. Aha. Kadroyu değiştirelim. Evet. Tam böyle yani 10 sene önce CHP bunları yapmış olsaydı ya da 5 sene önce bugün ne yaparlardı? Emin ol, o salonda olan, o alanda olan, o Kürdistan cümlesini kullanan ya da aklınıza ne geliyorsa yapanların hepsi bugün X bir terör örgütü üyesi deyip hepsi toplanıp cezaevine atılırdı. Atılır mıydı? Evet. Şimdi incik boncuk arıyorlar. Bir şey bulsak da hani alıp kodese tıksak diye. Herkesi artık seceresin. Ya Türkiye'de sadece sosyal medyasında AK Parti ya da Cumhurbaşkanı eleştirmiş kişiler eleniyor. Nereden eleniyor biliyor musun? Adam yüksek oy almış sınavdan, mülakata, sözlü mülakata giriyor. Bakıyorlar ki şey, eliyorlar. Memleket bu hale geldi. Ya şimdi, ona eleştirmiş demeyelim. Bence orada da bir saldırma eleştirmiş var. Yani eleştirmiş olanların ceza alması gibi, cezalandırılması gibi bir şey söz konusu. Neyi eleştirmiş anlamadım. Olmaz da. Ya hakaret ediyorsa, bir şeyde hakaret varsa ona tabii ki ceza verilmeli. Kime? Çünkü diyelim, sen hangi konudan bahsediyorsun? Şeyden bahsediyorum işte, insanların sosyal medyadaki paylaşımlarından. Paylaşımlarını eğer sen iktidarı eleştiriyorsan seni direkt otomatik eliyorlar sözlü mülakattan. Onu söylüyorum. Nerede? Devlet memuru olurken. Devlet tabii sınavda devlet memuru alıyoruz ya biz. Hı. Dolayısıyla hani o hamili şey yakınındır. Hamili kart yakınındır diyenler hani iktidar yakalanmalar zaten transit geçiyor. Hı. Ya da işte çok yüksek puan almış ama prosedür gereği bir de sözlü sonradan sözlü mülakat koydular ya. Orada bakıyor adam sosyal medya, ama bu bizden değil, cırt gönderiyorlar. Ya o bunları çok, o çok bunları çok etrafında şey. Çok acımasızca etrafında çokça hayır, şey yapılıyorsa bile çok acımasızca bir şey yapılıyorsa haksız. Ben duymadım. Refik abi sen vallahi duymadım. Herhalde şey hayır, sen, uzayda falan yaşamıyor. Yok, ben de burada yaşıyorum da duymadım. Sen bu aralar haber izliyorsun herhalde yine. Yok. Ben de çok haber izlemiyorum. Ya Allah seni inandırsın, ben 35 senedir televizyoncuyum. Ben artık televizyon seyretmiyorum ya. Yani. Niye? Çünkü bak bir tanesini açıyorsun, iktidar yanlısı. Bir bakıyorsun abi, her taraf güllük gülistanlık, mutluluktan uçuyor insanlar. Kanalı değiştiriyorsun, öyle yardık bitti Kürt. Geçen günden çok neye güldüm biliyor musun? Şimdi bu haber, kanal çevirken haber geldi. Mazot zammı denk geldi. Ben de şey diye düşündüm. Ya dedim, ayret dedim, mazot zammı ile ilgili haber yapmışlar dedim. Abi baktım, Almanya'dan canlı yapıyor. Almanya'da mazot diye 2 euro oldu diyor. Türkiye'de mazot ucuz. Doğru söyleyeyim. Ya kardeşim. Baktığın zaman doğru. Adam, ama nereden baktığına bağlı işte. 2300 euro adam maaş alıyor. Türk basına çarptığında 50-60 bin lira para yapıyor. Ya sevgili Mithat, bak sen de yani, medya patronluğunu yaptın. Televizyon isterse en kötü şeyi, en iyi şeymiş gibi. En iyi şeymiş gibi lanse eder. Refik Bey. Nasıl baktığına bağlı. Bir gazeteci. Sırtından bıçaklayan adamın, tamam mı? O bıçaklıyormuş gibi de gösterebilir. Şimdi bir şey soracağım da şöyle, tabii her şey var da hani gazetecilik yani etiğini geçiyorum, her şey için insanın vicdanı olacak, vicdanı. Her şeyi vicdan kaldı mı? Vicdanı olacak, yani vicdanı olan insandan şey yapmayacaksın. Tabii bu organizasyonu hemen onu toparlayalım, yavaş yavaş çıkalım buradan çünkü biz sulandırdık biraz bu işi. Evet, daha organizasyon tabii şimdi bu Diyarbakır'daki o geziyi organize eden bir de bu işin bu kadar şahşalı olmuşsa mesela, bu kadar şey yapsa, bunun arka planında bir ekip var değil mi? Bir çalışma tabii ekip var. Kemal Kılıçdaroğlu uçaktan inip hadi biz gidelim demiyor. Tabii canım. Bir ekip var. Bunun içinde bir tane İzmirli var. İzmir Milletvekili Ayetlan Arslan. İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Muğla Milletvekili Mürsel Alman.
Hı hı. Dikkat et, bir tane Doğu ve Güneydoğu'dan ya da şey milletvekili yok, hepsi Batı'dan. CHP'nin güçlü olduğu yerlerden. Ve bu milletvekilleri bundan yaklaşık 3-4 aydır alanında çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla hani bence zemini iyi hazırlanmışlar. Bence çok başarılı bir iş yapmışlar. Tebrik ederim. Özellikle Adnan Arslan için şunu söyleyebiliriz. CHP'nin altyapısından gelmiş. Hani, örgütü de iyi bilen. Evet. İlçe başkanlığı yapmış, il yöneticiliği yapmış ve örgütü de çok iyi bilen, örgütlenmeyi iyi bilen bir milletvekili. En azından onunla ilgili bunları söylememiz çok şık olur. Ve kesinlikle ama kesinlikle bence çok başarılı işleri imza atmış. Zaten biliyorsun parti meclisine de girdi. CHP'de demek ki hani CHP'de ya ne yaparsak yapalım kardeşim. Birini göremiyoruz diyorlar. Eleştiriler var. Demek ki neymiş efendim? Siz başarılı işler yaptığınızda elinizi taşı altına soktuğunuzda bu parti sizi her yere taşıyor. Aynen. Dolayısıyla Adnan Arslan'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapan gençlerin önünde de bir model oldu. Bundan sonra en azından şunu söyleyecek artık CHP'de siyaset yapan gençler, ilçe başkanlığı yaptığınızda, il yöneticiliği yaptığınızda biz milletvekili olabiliyoruz, parti meclisine girebiliyoruz ve partinin en yüksek istişare kolları içerisinde olabiliyoruz diyecek ve ben parti politikalarını da yönlendirebiliyoruz diyecek. Ve ben Adnan Arslan'ı tebrik ediyorum. Onun nezdinde diğer milletvekili tebrik ederim. Bence çok güzel, büyük bir organizasyona da imza atmışlar. Umarım diğer İzmir milletvekilleri de aynı şekilde işte hani onlara gittikleri, biraz gittikleri yerle böyle yeşertirler ve partilerini kurmayları, genel başkanları en azından bir yere gittiklerinde de böyle onura edilirler ve artık günlerce konuşulacak ziyaretler yaparlar. Bir partiye verilebilecek, bir partinin genel başkanına bence verilebilecek en güzel hediyedir bu. Evet. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 2 günlük bence Diyarbakır gezisini müthiş keyifli ve siyaseten de sonuçları güzel bir şekilde Diyarbakır'dan ayrılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben.